gözyaşlarını silelim.
hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükunetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak tutalım. Kıymetli Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Muhakkak her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Evet. Rabbimizin gönüllerimize sağanak sağanak yağdırdığı inşirah ve umutla inanıyoruz ki bu zorluğun da beraberinde bir kolaylık, bu sıkıntının da ardından bir ferah gelecektir. Biliyoruz ki her türlü zorluğu omuz omuza, gönül gönüle aşan azim milletimiz, sahip olduğu basiret ve feraseti, Rabbimizin rahmet ve inayeti, devletimizin kudret ve gayretiyle yine yer alanını saracaktır inşallah. Bu vesileyle geçmişten günümüze, afetlerde vefat eden bütün kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Rabbimiz bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve bütün insanlığı her türlü afetten muhafaza buyursun. Değerli müminler, depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün cuma namazı sonrasında depremden etkilenen illerimiz dışındaki bütün camilerimizde aziz milletimizin yardımlarına müracaat edecektir. Milletimizin sevgi ve muhabbet yüklü bu yardımları kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Cenab-ı Hak bütün yardımları yüce dergahında kabul buyursun. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm.